Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir CV hazırlayacağız. Özellikle yeni mezun arkadaşların nasıl bir sayfada CV'mi hazırlayabilirim? Nasıl daha kısa bir şekilde, öz bir şekilde bütün her şeyi karşıdaki insan kaynakları uzmanlarına anlatabilir mi? Örnekli olarak beraberce yapacağız. Şimdi önümüze bomboş bir Word sayfası açıyoruz. Burada ben örnek CV olarak yazdım ancak siz ad soyad CV şeklinde bir kayıt da saklayabilirsiniz CV'nizi. İlk olarak yazmam gereken nedir? E, tabii ki hiçbir tasarım kullanmayacağım. Normal şekilde yazıyorum. Tasarımsız yazıyorum. Sonra tasarım haline getireceğiz bu arada. İlk olarak adımı soyadımı yazıyorum. Altına da uzmanlık alanımı ya da yapmak istediğim, çalışmak istediğim pozisyonu yazıyorum. En önemli kısımlar telefonum, e-posta adresim, doğum tarihim, adresim, GitHub hesabım (eğer teknoloji alanında çalışıyorsam) ve LinkedIn hesabım. Bunları yazdıktan sonra sıra profesyonel özet bölümüne geldi. Profesyonel özet bölümünde biz şunu yazmalıyız. Evet, bu şekilde bir örnek. Bir ee, buçuk senedir .NET alanında çalışıyorum, ama hayalim hep iOS developer olmak yönündeydi. Hedefime ulaşmak için X Akademi'nin 3 aylık Swift ile mobil programlama kursuna katıldım. Bu sürede kişisel projeler geliştirdim. GitHub hesabımda iOS uygulama detayları mevcuttur. Kısa sürede Apple Store üzerindeki erişilebilir olmasını sağlayacağım. Bankaların Hekaton yarışmalarına katıldım ve 2020 yılında X Bankası'nın etkinliğine katıldığımız ekiple üçüncülük ödülünü aldık. Bu gördüğünüz ön yazı bir buçuk senedir .NET alanında çalışan birine ait ama hayali iOS developer olmak. Farklı bir örnek olduğu için bunun üzerinden gitmek istedim. Böyle bir başvuru almıştım daha önce. Ee, ancak buradan da teşekkür ediyorum kendisine. Çünkü gerçekten çok güzel bir şekilde CV'sini hazırlamış ve iletmişti bize de. Burada önemli olan şu. Siz bir buçuk senedir bu şekilde çalışıyorsunuz ama kendinizi iOS native mobil yazılım uzmanı olarak değerlendiriyorsunuz ve bu ilana başvuruyorsunuz. O zaman beni ikna ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu tarz özetleri mutlaka kullanın. Sizin hakkınızda çok kısa bir şekilde profesyonel anlamda işte şurada doğdum, burada büyüdüm değil de daha çok profesyonel anlamda neler yaptığınızı mutlaka bu şekilde konumlandırın. Bunları doldurmanız size tabii ki e, ne kadar fazla bu kelimeler geçiyorsa algoritmalara yakalanma oranınız artacağı için bu kelimeleri aslında kullanmış ve e, hani CV'imde özellikle yeni mezunlar diyor ya CV'mde hiçbir şey yok. Dolayısıyla siz hiçbir şey yoku biraz gidermiş oluyorsunuz. Burada hedeflerinizi, çalışma alanlarınızı, e, nerelerde çalışmak istiyorsunuz, 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz bunları da yazabilirsiniz. Yani mülakata daha da hazır olmanızı sağlayacak detaylar verebileceğiniz bir özet yazmanız bize de Farkındalık kazandırıyor sizin hakkınızda aday hakkında. Sonrasında teknik yetkinlikler bölümü ekliyorum. Teknik yetkinliklerde başvurduğum ilan iOS Developer ilanı olduğu için e, özellikle Swift, Objective C gibi e, şeyleri yazdım ya da bildiğim gerçekten bildiğim şeyleri yazıyorum buraya yaptığım geliştirmeleri kullandığım araçları. Mesela Trello gibi hani proje yönetim araçlarını kullandıysanız onları da ekleyebilirsiniz buralara. Lütfen hani bu kısmı dikkatli doldurun. Bilmediğiniz bir şeyi çok fazla yazmamaya özen gösterin. Özellikle virgül ve bir boşluk şeklinde yazdım dikkatinizi çektiyse bunlar da çok önemli. Birazdan zaten detaylı CV'nin son halini görünce siz de neden bu şekilde yazdığımı da anlayacaksınız. Sonraki kısım da eğitim kısmı. Eğitim kısmında eğer başvurduğunuz pozisyon yazılım ya da analitik gibi teknik bir pozisyonsa, okuduğunuz lise teknik bir lise ise mutlaka belirtin. Ama teknik bir lise değilse bunu belirtmenizin çok bir anlamı yok. Dolayısıyla hani bunları belirtmeniz çok da avantajınıza değil. Yeni mezun olsanız dahi. Yani önemli olan bizim için üniversite ya da e, okuduğunuz, son okuduğunuz yer aslında. Onu söyleyebilirim. Erasmus'a gittiyseniz bunu da belirtebilirsiniz burada. Mezun olduğunuz okulun, mezun olduğunuz tarih. Bu arada mezun değilseniz de buraya işte 2018-2024 atıyorum şu anda. 2018-2022 gibi mezun olacağınız tarihi de yazabilirsiniz. Bu şekilde de belirtebilirsiniz. Evet sırada iş deneyimlerim var. İş deneyimleri kısmına işte Eylül 2018'de işe başladığımı ve şu anda devam ettiğimi belirten bir e, ibare şu şekilde noktalı şekilde de belirtebilirsiniz. İşte şu teknolojileri Limited şirketinde yazılım uzmanı olarak başladım. Şimdi yazılım uzmanı aslında .NET olarak çalışıyordum değil mi? .NET'çiyim aslında ama iOS developer ilanına başvuruyorum ve hedefim aslında artık iOS developer olmak. Dolayısıyla bunu yazılım uzmanı olarak yazarsam aramalarda yazılım uzmanı aramalarında çıkma ihtimalim daha yüksek. .net yazılım uzmanı yazarsam buraya ne olacak? Ben hep .net'çilerin aslında odağına girmiş olacağım. Yani burada iOS developer olarak işe alınmam daha sıkıntılı olabilir. O yüzden yazılım uzmanı olarak bırakıyorum ben burayı. Finans sektöründe tercih edilen işte şu ürün için geliştirilen tüm ekranlara geliştirme ve hata giderme süreçlerinde destek oluyorum demişim. burada ne ile alakalı nasıl bir geliştirme yaptığınızı anlatan böyle kısa bir cümle olabilir. Tabii ki hani geliştirdiğiniz ürünü mutlaka yazın. Eğer bir ürün varsa çalıştığınız yerde o ürün üzerine çalışıyorsanız mutlaka yazın ürün proje neyse bunun adını mutlaka yazın. Yani bunlarla da biz aramalar yapıyoruz insan kaynakları olarak. Sonrasında stajlarımı buraya yazıyorum. Eğer e, bir buçuk yıldır ben çalışıyorsam zaten bir yerde stajlarımı eklememe gerek yok. Ama burada şöyle bir artı sağlıyor bu staj bana. Ben ayos developer ilanlarına başvuruyorum. iOS yazılım stajyeri olarak 3 ay tam zamanlı olarak çalıştım. Bu benim için bir avantaj. CV'me koymalıyım. Buraya da mevcut uygulama performansını arttırmak için hataların düzeltilmesi ve UX tasarımında görev aldım. Şeklinde bir şey yazabilirsiniz. Stajı buraya bu yüzden ekledim. Avantaj oluşturacağı için. Sonrasında projeler kısmında şimdi iOS Developer'ı bir önceki videomu izlediyseniz iOS Developer'da ararken bazı arama kelimeleri türetiyordum hatırlarsanız. Burada da arama kelimelerine takılmak için özellikle iOS'la ilgili şeyleri yazmaya çalışıyorum projeler. Şimdi bu benim uygulamam. Xcode'da geliştirdim. Uygulamanın amacı dikkat ederseniz kitabı da işte JSON, Xcode yani bunlar birkaç kere geçti benim CV'imde. Dolayısıyla burada arama kriterlerine yakalanma oranı iyice artıyor. Sonrasında bir de buraya seminer ve kursları ekliyorum. Aldığım seminerleri özellikle iOS ilanına başvurduğum için yine iOS ile ilgili seminerleri veya kişisel gelişimimle ilgili şeyleri ekleyebilirim. Ve son olarak referanslarınız. Referansınızın adı soyadı tanıştığınız yer, çalıştığı kurum, o dönemde çalıştığı kurum. Eğer sizinle aynı yerde çalıştıysa orayı yazmanız avantajınız olacaktır ve hangi görevde bulunduğunu yazarsanız yeterlidir. Yanına telefon numarası ve mail adresini yazmayın mümkünse. İstediğiniz kadar hani o kişiden onay almış olsanız da KVKK gereği bu bilgileri paylaşmanız çok da etik değil artık. Bu nedenle lütfen bunları paylaşmayın başınıza bir şey gelmesin bununla ilgili. Buraya lütfen profesyonel olmayan herhangi bir referans yazmayın. Veya hiç yazmayıp istenildiği takdirde sağlanacaktır. Yazmanız yeterli olur. Çünkü referans kısmı aslında bizim İK'cıların en son başvurduğu kısımdır. Şimdi gördüğünüz gibi bir CV'yi aslında bir sayfada hazırladık. Şimdi bu bir sayfayı nasıl güzelleştirebiliriz ona bakalım. Şimdi video çok uzamasın diye ben direkt olarak düzenlenmiş halini sizinle paylaşıyorum. Buraya resim koydum ve resim üzerinde şu şekilde iki defa tıkladığınızda değişiklik yapabiliyorsunuz, istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz ve burada özellikle şu metni kaydır kısmında metnin arkasına alırsanız veya metnin önüne alırsanız bu şekilde istediğiniz tarafa taşıyabiliyorsunuz fotoğrafı. Şimdi ismimi soy ismimi kalibri yaptım bu arada. Hepsini seçip şuradan kalibri yapıyorum ve e, ilk başta 12 olarak seçtim. Sonrasında kendi ismimi, ad soyad kısmımı 18 puntoyla yazdım. Bu kısmı 12 puntoyla yazdım. Telefonu bakın e, bir sayfaya sığdırabilmek için üçerli gruplara ayırdım. Bu tarafta telefonum, adresim, doğum tarihim. Bu tarafta da e-postam, LinkedIn'im ve GitHub hesabım var. Bu arada yurt dışında özellikle doğum tarihi kısmını belirtmemeniz gerekiyor. Hatta resmi de kaldırmanız gerekiyor yurt dışı başvurularda. Şu anda tamamen Türkçe CV hazırladığım için ben bu şekilde Türkiye'ye özgü bir CV hazırlıyoruz. Onu da belirteyim. Profesyonel özet kısmını yani başlık kısımlarını koyu renkli işaretleyip 14 puntoya çıkarttım. Şu kısımları yine 12 punto ve çift tarafa dayalı şekilde yaptım. Şuradaki şeyi de göstermek istiyorum. Bazıları bilmeyebilir. Şurada tabla, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu şekilde yapmayın. Hani bu olmasın. Space'le geçmeyelim. Tabla geçelim. Şu şekilde tabla hepsini aynı hizaya alabiliyorsunuz. Teknik yetkinlikleri bakın normalde bunları tek tek yazmış olsam şöyle. Sayfa iyice aşağıya kayıyor, görüyor musunuz? Bu haliyle algoritmalara yakalanacağı için bu şekilde yazmanız yeterli olur. Yani alt alta yazmayın. Böylece iki satırda bitirmiş oluyorsunuz. Normalde işte 10 tane varsa 10 satıra çıkmamış oluyor bu kısım. Teknik yetkinlikleri de belirttim. Eğitim kısmını yazdım. Tarihleri daha koyu renkle. Yine eğitim kısmı yani başlık kısımları 14 punto. İş deneyimleri kısmını şu şekilde düzenledim. Ve projelerim Seminerlerim ve kurslarım, referanslarım bakıyorum bir satırda hakkım kalmış. Bu şekilde bir sayfalık bir CV aslında hazırlamış oldum. Şimdi bunu bir ikacıya insan kaynakları uzmanına gönderirken lütfen şuradan isim pardon isim su isim CV şeklinde ve PDF olarak kaydedelim. Böylece CV'mi PDF formatında tek sayfa halinde ben saklamış oldum. Bu şekilde benim CV'me artık bütün yetkinliklerimin de olduğu iOS Developer ilanına başvurabileceğim bir ön yazımda hazır şekilde hatta başvurabilirim iOS Developer ilanına ve bir sayfalık bir CV hazırlamış oldum. Bu şekilde hazırlanan bir CV ile algoritmalara da yakalanma olasılığınız gittikçe artacak. Özellikle burada belirtmek istediğim, mümkün olduğunca hedeflerinize uygun CV'ler hazırlamanız ve hedeflerinize uygun teknik yetkinlikler, hedeflerinize uygun profesyonel özet. Yine hedeflerinize uygun eğitimlerinizi belirttiğiniz bir kısım. Çok fazla işte 5-6 tane yazmayın buraya. Yani 2 tane maksimum. Şu bile fazla bence burada ama bilgi teknolojileri olduğu için ben belirtmek istedim burada. Stajlarınız yazabilirsiniz ve stajlarınızda neler yaptığınızı, çalıştığınız kurumun geliştirmiş olduğu bazı özel uygulamalar vardır. Onların isimlerini çünkü bunlar IT sektöründe biliniyor. Lütfen bunları yazın. Yazmaktan çekinmeyin ama yazarken de çok abartmadan kısa kısa insan kaynaklarını etkileyecek şekilde bir CV hazırlamaya bu iş tanımına, mevcut iş tanımına uygun olduğunuzu her satırda mümkün olduğunca üstüne basa basa vurgulayan bir CV hazırlamak sizin elinizde. Hepinize çok başarılı bir kariyer diliyorum. Lütfen sorularınızı LinkedIn üzerinden bana sorun, sormaktan çekinmeyin ve kanalımıza abone olarak da destek vermeyi unutmayın. Sizler için, kariyeriniz için çok farklı konuları ele aldığımız videolara devam edeceğiz. Özellikle talepleriniz varsa YouTube'da yorum bölümüne veya LinkedIn'den bana direkt olarak yazabilirsiniz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum.